Desteklemek adına bu noktada yani bazen olağanüstü durumlar olup başkan seçilmek zorunda kalıyor. Meclis üyelerine önemli bir görev düşüyor orada. Olur Bazen olmaz istifalar mı? oluyor. Mecliste bir iki istifa ile çoğunluk başka partiye geçebiliyor. O Yaşadık, yüzden yaşadık. İzmir'de evet çok yaşadık. çok İzmir'de çok örneği Çiğli'de var. yaşadık. Menemen'de en son yaşadık. Pek çok yerde yaşıyoruz. Torbalı Menderes'te seçimler oldu. Torbalı Oralarda Menderes'te da orada çokça da yaşadık ama gündeme orada geldi hani meclis üyelikleri. parti açısından sıkıntı olmadı ama bir önceki ya da iki önceki dönem Çiğli'de çok büyük bir sıkıntı olmuştu o belediye meclis üyeliğinin. Menemen'de değişti, başkan Menemen'de kim? değişti. Başkan değişti. Menemen'de CHP değişti. neydi? AK Parti'ye geçti. Sayın Başkan, şimdi tabii biraz Büyükşehir adayınıza döneceğim. Sayın Ümit Özdağ'la. Yani İzmir'de ilk açıklanan Büyükşehir adayıydı. Hemen lafı uzatmadan şuradan başlayayım. Yani adaylığı ilan edildiği günden beri hala bitmeyen bir spekülasyon. Sayın Özdağ'ın sizle arasında bir koordinasyon sıkıntısı olduğu, il başkanlığı ile ilgili çok fazla iyi iletişimde olmadığı ve hala işlenen bir konu. Nedir başkan, bu ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ama ya bu spekülasyonlar niye böyle Ya bu çok... bunlar gerçekten spekülasyon. Öncelikle şunu söyleyelim. Biz Ümit hocamızdan son derece mutluyuz ve memnunuz. Bir, ilk önce bir belediye başkan adayımızın olmasından son derece mutluyuz. İyi Parti camiası olarak. Sonuçta bu bizim hür ve müstakil olarak tek başımıza gireceğimize dair en büyük dalalet, en büyük işaret. Bunun Ümit Hoca gibi, Ümit Özdağ gibi uluslararası akademik dünyada ve Türkiye'de isim yapmış, kendini ispatlamış, kendi branşında, kendi iştigal alanında gerçekten son derece saygıdeğer, son derece saygın ve İzmir dokusuna çok uygun. İzmir'in kendi öz evladı, bizim Halil Rıfat'ın 95'in kahve bölgesinin Hatay'ın evladı, olabilecek en iyi aday olduğunu düşünüyoruz. Bir açıdan bir kere hem bir belediye başkan adayımızın olmasından hem de bu adayın Ümit Özdağ'la olmasından dolayı son derece mutluyuz. Yani Sayın Akşener'in de deyimiyle kazanacak aday. Kazanacak aday olduğundan da son derece ümitliyiz. Buna inanıyoruz. Ha, bu bağlamda şimdi şöyle bir şey var. Hocam şeyde çok yoğun, Onu Ankara'da. soracaktım başkan. Bu son bir aydır çok İzmir'de fazla görmüyoruz. Hani o ilk adaylığı açıklandıktan sonra ya bir strateji değişikliği var. Yok Ankara yok. mı yoğun? Hayır yok yok. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Partimizi orada temsil ediyor. Ve orayı da şu aşamada bırakıp gelmesi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki strateji anlamında şey olmadı, uygun olmadığı için. Bu ayın işte sonlarına doğru artık komisyondan normal bütçeye geçilecek mecliste. Hocamız da rahatlayacak. Tahmin ediyorum ayın 20'sinden sonra İzmir'e daha sık gelip gidecek. Bu gelip gidemediği için de tabii biz de hep beraber olamıyoruz. Şimdi zaten İzmir'e gelemediği için bir arada olamadığımız bir noktada aralarında koordinasyon eksikliği var, şu bu var demek bence birazcık artık kötü niyetli bir ne derler dezenformasyon olarak görmek lazım. Yoksa biz dediğim gibi hocamızdan son derece mutluyuz. Bizim şimdi üzerimize düşen görev hep beraber hocamızın İzmir'de estirdiği bu rüzgarı daha da arkasına alabilecek şekilde ilçelerde de çok iddialı adaylarla hem hocamızı ve ilçeleri aynı şekilde o rüzgarı birazcık daha kuvvetlendirmek. Aynı şekilde de ilçeler hocamızın rüzgarıyla da ilçelerde bir hava yakalamak. Bunu işte sağlamak önümüzdeki günlerde bize düşen en büyük görev. Burada tabii ki hep beraber oturup büyüklerimizle ve genel merkezimizle karar vereceğiz.